Süleyman, biz defalarca sana sonsuz sevgimizi ve alemin en güzel iyiliklerini bahşettik. Hatırla, bir zamanlar baban Davut'la senin ilmine ilim katmış, sana yol göstermiştik. Pek çok mümin kullarımıza sizin faziletinizden fazilet verdik. Sizi onlardan üstün kıldık. Ve işte o zaman sana kitabı, peygamberliği ve hükümdarlığı bahşettik. Sana vahiy verdik. Risaletimiz için seni peygamber seçtik. Ama şunu unutma ki, halkının pek çoğu hidayete kavuşamamış ve hala şeytanın emirlerine boyun eğmektedir. Ey Yüce Rabbim! Öyleyse şimdi bana, dünya var oldukça hiç kimseye bahşetmediğin ve bahşetmeyeceğin bir krallık bahşetmeni dilerim. Bahşedenlerin en yücesi. Yüce Allah bize krallığımızın zayıflığını gösterdi. Ondan krallığımızı, topraklarımızı yüceltmesini diledim ve dileğim yerine geldi. Krallığını yüceltmesini mi diledin? Yeryüzünde ahiretteki gibi bir cennet yaratmasını diledim. Nimeti bol, mutluluk içinde yaşanan bir yer. Vaat edilmiş topraklar. İsrailoğulları bu yüzden geldi ama gördüğünüz gibi ondan eser yok. Dünyada şer ve kötülük var olduğu müddetçe o ilahi cennette yaşamamız mümkün olmayacaktır. Ona kavuşmak için o korkunç fitneleri alt etmeliyiz. Ne fitnesiymiş bu Süleyman? Şeytanın ve cinlerin fitnesi. Konuştuklarınızdan hiçbir şey anlamıyoruz. Neler olacak açık söylesen. Adem'in dünyaya gönderilmesiyle alemler birbirinden ayrıldı. Onların bir kısmı kısa süre sonra tekrar birleşecek. O ana kadar kendi dünyalarına hapsolmuş cinler ve şeytanlar bize görünür olacak. Gittikçe daha da yaklaşacaklar. Her an daha yakınımıza gelecekler. Sonunda cisme bürünüp dünyamıza girecekler. O ilahi cennet var olmayacak ta ki insanlığın düşmanları kanlı bir savaşta yok edilene kadar. Bunlar nasıl sözler? Hangi krallık? Hangi savaş? Sen bizimle alay mı ediyorsun? Hayır, kesinlikle alay etmiyorum. Bu yüzden dünyanın dört bir yanından sizleri buraya çağırttım ya. Peki bizden ne istiyorsun? Yaklaşan felakete karşı bana yardım etmenizi istiyorum. Kudretli Süleyman, elinde bu sözlerini kanıtlayacak delil var mı? Hangi alim ve din adamı Tevrat'ta böyle bir şeyin olduğunu doğruladı? Dedim ya, ben bunu Rabbimden diledim ve o... Ve o da bu dileğini kabul etti, öyle mi? O sırada senden başka kimse Allah'la aranızdaki bu konuşmaya şahit oldun peki? Bütün bunların senin hayalinin ürünü olmadığını nereden bilelim? Bu da ne demek? Hepiniz babamız Davut ve kardeşimiz Süleyman'ın peygamberliğinden haberdarsınız. Ve Allah'ın onlara neleri bağışladığını gayet iyi biliyorsunuz. Hayır, biz bir şey bilmiyoruz. Peygamberlikle ilgili onlara verildiği söylenen mucizeler biz Yahudi alimlerin nezdinde hiç ispatlanmadı. Onların peygamberlikle ilgili delillerini de görmedik. Bana göre bütün bu konuşmaların nedeni yürüttüğün başarısız hükümdarlığın zaaflarını örtbas etmektir. Madem ki kendini kral görüyorsun, o zaman burada olmuş ve olacak her şeyden de sen sorumlusun. Halka yakınlaşıp dost olduğunuzu göstereceğinize bizden yardım isteseydiniz daha iyi olmaz mıydı? Böylece şimdiye kadar dinlediğimiz bu acayip hikayelere muhtaç olmazdınız. Ayrıca bizden böyle gereksiz bir savaş için kabilelerimizi yok edecek bir şey yapmamızı beklemiyorsunuzdur umarım. Davut'un izinde gitmek için İsrailoğullarının yönetimini bizden devralan siz değil miydiniz? Onun Zebur kitabını hakim kılarak elimizdeki kitapları halk arasında yok eden de sizdiniz. Ahit sandığını bile kendinize mal ediyorsunuz. Bu yaptığınız ayıp değil mi? Halbuki biz Yahudi alimleri Musa'nın şeriatının gerçek mirasçılarıyız. Bizim yaşımızdan başımızdan, ağarmış saçlarımızdan da mı utanmıyorsun? Sen daha çocuksun oğlum. İlahi peygamberlerin hiçbiri, ne Nuh, ne İbrahim, ne Yusuf, ne Musa, hiçbiri böyle bir iddiada bulunmadı. O Allah erleri asla yeryüzünde bir cennet kuracaklarını ya da görünmeyen şeytanlara karşı savaş açacaklarını iddia etmediler. Şimdiye kadar hiç yapılmadı bunlar. Onlar ki yokluğun zirvesindeyken dini ve Allah'a tapmayı insanların arasında en iyi şekilde yaydılar. Ve bu yolda sayısız fedakarlıklar yaptılar, değil mi? Evet, çok. Kesinlikle doğru söylüyor. Süleyman'ı 9 yaşında bir çocukken varisi kılan Davut'a o zaman da karşı çıkmıştık. Krallık kolay iş mi? Herkes kral olabilir mi? Krallık tecrübe gerektirir. Tecrübe!
Ey İsrail oğullarının büyükleri, hepiniz geldiğiniz şehirlere dönün. Bu işin kontrolünü elimize almak zorundayız, sevgili dostlarım. Şimdi farklı şehirlere giderek mesajımı bütün halklara iletin. Kardeşim, kabileler büyüklerinin sözlerini dinler, bizimkini değil. Çaremiz yok. Siz bana yardım edecek misiniz? Son nefesimize kadar yanında olacağız. Hepimiz Allah'ın yüce peygamberinin emirlerine uymaya hazırız. Son nefesimize kadar. Kudüs. Fitnelerin en kötüsü burada olacak. Kardeşim Abşalom, siz payitahtta kalın ve orayı gözünüz gibi koruyun. Aziz Yuab, siz de oğlunuz ve emrinizdeki bütün askerlerle Zebulun'a gidin. Baş üstüne efendim. Bu hanedan babamın savaşlarında sürekli bizimle oldu. Umarım bizi yalnız bırakmazlar. Aziz Yeşbeo, siz ülkenin güney kısımlarını muhafaza edin. Adonya, sen de doğuya, Eriha'ya doğru git. Öyle sanıyorum ki fitnenin baş kaldıracağı ilk yer orası. Yüce kralım, hiç asker bırakmadık. Kudüs'ü kim koruyacak? Başka çaremiz yok. Hepiniz derhal askerlerinizi alıp yola koyulun. Eğer fitnenin baş gösterdiğini görürseniz ilk işiniz güvenliği sağlamak olsun. Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hepinizden çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ancak bilin ki şeytanın hilesinin sizin imanınız karşısında etkisi yoktur. Gelin hep birlikte güçlü bir imana sahip olalım. Allah'ın rahmet kapıları iman eden kullarına daima açıktır. Sizden takvanızı korumanızı, Allah'ın emirlerine uymanızı, onun Resulünün gösterdiği yoldan gitmenizi, şeytanın fitne ve fesadına karşı kendinizi daima sakınmanızı istiyoruz. Takvalı olun ve Allah'ın peygamberine inanın. En iyi silahımız budur. Tek silahımız. Bu belanın üzerimize musallat olmasının tek bir sorumlusu var. Ve onun kim olduğu da belli. Kimse nasihatlerimizi dinlemedi. Bu genç adam pazardaki alışverişlere bile müdahale ediyordu. Ben gördüm. Pazar alışverişlerine mi? Kastettikleri şey faiz yemek. Faiz mi? Bu kabile her daim sağlıkta, hastalıkta, ziraate bize geldi. Ve bizler onların sıkıntılarını giderdik. Yapmamız gereken her şeyi yaptık. Faiz belasını ne yapacaksınız? Bu hayatın haram mala bulaştığını, doğacak belanın halkın eteğine bulaşacağını bilmiyor musunuz? Haram mal mı? Neden bu şehrin kâinlerine iftira atıyorsun? Siz kutsal kitabı gayet iyi bilirsiniz. Şehrin büyükleri de iyi bilir ki biz halktan kendi hakkımız dışında bir şey talep etmedik. Hangi hak? Hangi talepmiş bu? Musa'nın şeriatine rağmen İsrailoğulları arasında böyle korkunç bir günahı sıradan bir iş gibi gösteriyorsunuz. Doğru yoldan sapıyorsunuz. Bundan büyük günah olabilir mi? Ne günahı kudretli Süleyman? Faiz servetin tuzu biberidir. Borcu alan kişi buna razıysa bu muamelenin helal olduğunu gösterir. Tevrat'ta ve ilahi kitaplarda da yazılıdır. Kendi arzunuza göre değiştirdiğiniz kitaplarda mı? Tahrif ederek çıkarlarınıza uydurduğunuz kitaplarda mı? Kim demiş faiz ve yalanla yediğiniz mallar helal diye? Hiç utanmıyor musunuz? Bu haram mal üzerine kurulmuş servetin ateş olup hepinizi yakacağını bilmez misiniz siz? Biz nasıl yaşayacağız bunu düşündün mü? Açlıktan avare olup sokaklarda halkın arasında dilencilik yaparak ilmi de alimliği de yerin dibine mi sokacağız? Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun ki şu azıcık ilim bile sizi azdırmış. Yoldan çıkmışsınız. Krallığımın bana ruhsuz bir ceset gibi görünmesini şimdi anlıyorum. Hemen kaybolun gözümün önünden. Sizde hiçbir hayır görmüyorum.